Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli izleyenler, gerilim tırmandı. Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi geldi, yasakladılar. Azerbaycan'la İran arasındaki gerilim yükseldi. Son olarak Bakü yönetimi İran'a ait tırların Astana sınır kapısından geçişini engelledi. Bu sebeple İran tarafından yoğunluk yaşanmaya başladı. Azerbaycan'la İran arasındaki gerilim son günlerde en üst düzeye çıktı. İran tırlarının Dağlık Karabağ'daki Han kendi Ermenistan güçlerine lojistik malzeme taşıdığının ortaya çıkmasının ardından Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikat bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan geçtiğimiz gün İranlı tır şoförlerini Goris Gafan yolunda gözaltına almasının ardından bir adım daha attı. Bakü yönetimi Tahran'a ait tırların Astana sınır kapısında geçişini engelledi. Bu sebeple İran tarafında yoğun bir tır trafiği yaşanıyor. Bu sıcak gelişmelerin ardından İran-Rusya Ortak Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Serit Jalalifar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jalalifar, İran'ın gıda ve tarım ihtiyacında Rusya'nın payının %80'den fazla olduğunu ve bu transferlerin büyük bölümünün Azerbaycan üzerinden geçtiğini söyledi. Şu anda arabaların sınır kontrol noktasında serbest bırakılmasında gecikmeler yaşandığını belirten Seyit, Azerbaycan tarafı hiçbir şey söylemiyor ve sınırları da tam olarak kapatmıyor. Ama her gün bahane buluyorlar. Bazen ışıklar sönüyor, bazen de röntgen cihazı bozuluyor. Bunların yanı sıra bazen de narkotik madde arayan köpekler ortadan kayboluyor ifadeleri kullanıldı. Değerli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşça kalın.